Veri tabanımız dediğim gibi temelde Eaton ürünlerinin var olduğu ürün grupları için Eaton ürünlerinden oluşmakta ve bunun dışında başka bir ürün tanımlama imkanı yok. Ama bunun dışında işte trafo, jeneratör gibi, kablo gibi, busbar gibi komponentlerde bu anlamda hem işte genel piyasada kullanılan bazı ürünlerin seçimi mümkün olduğu gibi onun dışında sizler tarafından kullanıcı tanımlı olarak da ürünler eklenebiliyor. Program buna izin veriyor. Dolayısıyla eğer gerekli parametreler elinizde ise herhangi bir komponenti siz kendiniz tanımlayabiliyorsunuz sisteme. Dolayısıyla birebir kullanılan ya da sizin projenizde kullanmış olduğunuz ya da kullanmayı planladığınız komponenti birebir olarak doğru parametreleriyle kullanma imkanı da sunuyor. Onun dışında yine program içerisinde Operation State Manager dediğimiz yani işletme senaryo yönetimi olarak da adlandırabileceğimiz bir araç var. Bu araç sayesinde özellikle güç kaynaklarının veya yüklerin belli senaryolara göre devre dışı bırakılması veya devreye alınması şeklinde senaryolar oluşturabiliyorsunuz. Ve hesaplamalarınızda bu senaryolara göre tekrarlayarak İşte farklı çalışma senaryolarınızda farklı değerler elde ederek ve bunları da belgeleyerek projenin yani her çalışma senaryosu için hesaplamasını kolaylıkla gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu anlamda tam bir işletme simülasyonu sağlanmış oluyor. Zaten bunun uygulamasında da biraz yani kısaca bahsedeceğim. Tabii ki grafiksel olarak yine proje üzerinde özellikle şalterlerin on-off konumu gösterildiği için bu da ayrı bir avantaj. Bunları manuel olarak da siz on-off yapabildiğiniz gibi işte senaryo üzerinde tanımladığınız Operation State Manager üzerinde tanımladığınız senaryolarla bunları otomatik olarak da değiştirebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu da önemli bir avantaj sağlıyor hesaplamalarda. Keza yine yazılım seçici değerlendirmesi yapıyor. Bu anlamda işte bildiğiniz gibi devre kesicilerin birbirleri arasındaki seçicilik durumları üreticiler tarafından seçicilik tablolarıyla verilir. Bu anlamda işte devre kesicilerin açtırma karakteristikleri birbirleriyle kıyaslanarak işte bir şebeke içerisinde, bir ağ içerisinde üstteki şalterlerin alttaki şalterleri hata durumunda beklemesi ve daha sonra açması anlamında seçicilik sağlanması konusunda önemli bir beklenti var şu anda projelerde. İşte bu anlamda seçicilik değerlendirmesinde yapan bir yazılım olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında yine backup koruma dikkate alınıyor hesaplamalarda. Bu da yine üreticiler tarafından test edilmiş kombinasyonlar şeklinde oluşturulmuş tablolarla zaten sunuluyor. İşte bu yazılım hem seçicilik hem backup koruma tablolarını kendi database'inde barındırıyor. Dolayısıyla yapılan hesaplamalarda devre kesicilerin backup koruma özelliğinden dolayı işte çıkış devrelerinde kullanılan kesicilerin daha yüksek kısa devre seviyelerinde dahi kullanılmasına imkan veren ve bu anlamda hem maliyet optimizasyonu hem de boyut anlamında projeye ve işte işin hayata geçmesi aşamasında son kullanıcıya ciddi avantajlar sağlıyor. Bunun dışında yine aslında yazılımın benzersiz özelliklerinden birisi de Arc Risk modülü.
ArcLIS modülü bir modül olarak sonradan yazılıma ilave ediliyor. Ayrı bir şifre ile giriş yapılan bir modül. Bu modülde de ark hatasının, yani pano içerisinde oluşacak bir iç ark hatasının risk değerlendirilmesi yapılarak panonun güvenlik seviyesi ve kategorileri belirlenerek bir takım veriler sağlanıyor. Bu da özellikle son kullanıcılar için önemli bir veri olarak raporlanabiliyor. Tabii bütün bunlarla ilgili dokümantasyon ve raporlama gerçekleştirilebiliyor. Bunların çıktıları alınabiliyor ve belli formatlarda dışa aktarılabiliyor bu raporlar. Evet, şimdi kısaca bir X-Spider nasıl edinilir? Bundan bahsedelim isterseniz. X-Spider internet üzerinde ücretsiz olarak edinebileceğiniz bir yazılım. Eaton'un bu konudaki web sitesine gittiğinizde göreceksiniz ki sadece yapmanız gereken bir kayıt formunu doldurmak, sisteme kaydolmak, bunun için de geçerli kullandığınız bir e-mail adresi ve işte bir takım bilgiler gerekiyor kayıt için, basit bilgiler. Ve bu şekilde kaydolduktan sonra sistemden bir kurulum dosyası indiriyorsunuz web sitesinden. Ve yine web sitesi içerisinde özellikle X-Spider'ın kullanımıyla ilgili çok rahatlıkla bilgi edinebileceğiniz bir takım e-öğrenme videoları var. Hazırlanmış, sizler için hazırlanmış. Direkt olarak yazılım üzerinde kullanımla gösterilen videolar size bu konuda oldukça yardımcı oluyor. Bunun dışında yine demo çizimler ve özellikle kullanım kılavuzu içerisine yerleştirilmiş, çözülmüş örnekler A'dan Z'ye bir projenin bağlantı şemasının çizilmesi aşamasından başlayıp çizilme esnasında kullanılacak komutlar ve sonrasında bununla ilgili yapılan hesaplamalar ve bağlantı kontrolleriyle ilgili tüm aşamalar tek tek gösterilmekte. Dolayısıyla basit bir projeyi A'dan Z'ye çözerek nasıl yapılacağını gösteren bir örnek mevcut. Dolayısıyla bu şekilde aslında kendi kendinize de bu öğrenmeyi sağlayabiliyorsunuz. X-Spider yine iki moda, çalışma moduna sahip. Tam kullanım modu dediğimiz full mod ve curve select modu dediğimiz sadece komponentlerin, seçtiğiniz devre kesicilerin selektivite değerlendirmesi yükle beraber, yükler de dahil olmak üzere açma eğrileri ve işte yüklerin akım ve yol alma karakteristiklerine eğrilerine bağlı olarak, akım zaman eğrilerine bağlı olarak seçicilik değerlendirmesini sadece görsel olarak işte grafik üzerinde yapmanızı sağlayan bir aslında basitleştirilmiş ve sadece seçicilik üzerine çalışan bir mod. Bu modlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Ama zaten tam kullanım modunda da işte curve select modu dediğimiz açma eğrilerinin değerlendirilmesi ve selektivite değerlendirilmesi zaten mevcut. Dediğim gibi bu curve select biraz daha basitleştirilmiş bir kullanım sağlıyor. Onun dışında sistem otomatik boyutlandırma yapabiliyor. Yani sizin seçtiğiniz kaynak, yani belirlediğiniz kaynak gücü ve yükler doğrultusunda kullanmanız gereken devre kesici, kablo, işte busbar gibi komponentler otomatik olarak boyutlandırılabiliyor. Tabii bu boyutlandırmada özellikle dikkat edilmesi gereken şey belirli kabullerin yapılması gerekiyor. Bazı parametrelerin ayarlanması gerekiyor. Aksi takdirde yani bir takım farklı veya aşırı boyutlandırılmış komponentlerle karşılaşabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu otomatik boyutlandırmada özellikle parametrelerin ayarlanması ve bununla ilgili bazı kabullerin belirlenmesi önemli.
genelde basit projelerde kullanılabilir. Ancak özellikle karmaşık projelerde işte mesh network dediğimiz işte çok kaynaklı şebekelerde, örgü şebekelerde bu hesaplamanın yapılması çok önerilmiyor açıkçası. Burada boyutlandırmanın yine klasik yöntemle yapıldıktan sonra yapılan boyutlandırmanın kontrollü anlamında yazılımı kullanmak, yani hesaplamaları yaparak yazılımı kullanmak daha doğru bir çözüm elde etmenizi sağlayacaktır. Bunun dışında hesaplamalar ve sonuçların yorumlanması yine önemli. Bu anlamda detaylı raporlar verilmekte. Dediğimiz gibi seçicilik ve backup değerlendirmesi, keza yine backup korumada önemli bir kriter olan geçiş akım eğrileri ve geçiş enerjisi eğrileri mevcut. Ki bu kataloglarda tek tek her ürün için edinmeniz gereken bu şeyler, eğriler ve grafikler X-Spider içerisinde çok rahatlıkla, kolaylıkla seçtiğiniz bir ürün için görselleştirebileceğiniz bilgiler. Dolayısıyla aslında X-Spider Eğitim'in bu anlamda kullandığı belki onlarca kataloğu, yani yüzlerce sayfalığı araştırmak yerine çok rahatlıkla bilgilere edinebileceğiniz, ulaşabileceğiniz bir araç olarak da değerlendirilebilir. Evet, kurulum esnasında dikkat edilmesi gereken önemli bir husus işletim sistemi tabii ki. Bilgisayarınızda Windows 8 veya üzeri işletim sistemi olması gerekiyor. İlk Spider'ı doğru bir şekilde çalıştırabilmemiz için. Windows 7'lerde de çalışıyor ama açıkçası desteklenmiyor. Bir takım ilave şeyler gerekebilir. Ayarlamalar. Ama onun dışında 8 ve üzeri Windows'larda sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Kurulumu ama yapmadan önce yine özellikle eğer yoksa şeyinizde, işletim sisteminizde Access Database Engine 2016'nın kurulu olması gerekiyor bilgisayarınızda. Bu anlamda Microsoft Office versiyonlarında bazılarında bunu kullanmanız gerekiyor. Bu tabloda yer aldığı gibi. 2016 versiyonu ofislerde, 2016'larda zaten bu Access Database Engine bulunduğu için ayrıca kurulum gerekmiyor. Ama bunun dışındaki ofis versiyonlarında ayrıca bunu da indirmeniz gerekiyor. Bu arada zaten bizim web sitemizden de bu şeyler, kurulum dosyaları indirilebiliyor veya Microsoft'un sayfasından da erişebileceğiniz dosyalar. Bu dosyalar yaklaşık işte 70 küsur megabayt civarında bir dosya. Bunu indirdikten sonra kurulumunu gerçekleştirip sonra tekrar X-Spider'ı açmanız gerekiyor. Zaten olmadığı zaman X-Spider'ı çalıştırdığınızda bu uyarılar sistem tarafından size veriliyor. Bu kurulumların yapılmasıyla ilgili uyarılar veriliyor. Bu arada yine özellikle Access Database Engine 2016'nın 32 ve 64 bit versiyonları var. Bunu da siz kendi Windows'unuzun bit sayısına göre seçmeniz gerekiyor. Eğer bu bilgiye sahip değilseniz genelde 32 bit kullanmanız tavsiye ediliyor. Eğer bu bilgiye ulaşamıyorsanız, ama eğer bu bilgi ya sahipseniz hangi Windows ofis versiyonunuz hangi bit seviyesindeyse o versiyonu indirmeniz ve kurmanız gerekmekte. Evet, X-Spider'a nasıl başlıyoruz? Dediğiniz gibi geçerli bir e-posta adresinizle kaydınızı gerçekleştirdikten sonra yaklaşık yine 300 megabayt civarında bir dosyayı indirmeniz gerekiyor. Kurulum dosyasını, exe dosyasını. Bunu indirdikten sonra çalıştırdığınızda, kurulumu başlattığınızda sizden bir, eğer tabii ki biraz önce bahsettiğim Access Database Engine versiyonunuzda mevcutsa,
sisteminiz çalışıyor ve sizden bir lisans numarası istiyor. Bu lisans numarası da zaten size otomatik olarak gönderilmiş oluyor kayıt gerçekleştirdiğiniz anda. Ve bu lisans numarasıyla giriş yaparak artık kurulumu tamamlamış oluyorsunuz. Bundan sonra artık çıkıp girdiğinizde bir daha herhangi bir bilgi girişine gerek yok. Direkt olarak yazılımı kullanmaya başlıyorsunuz. Açıkçası kullanmaya başlamadan önce eğitim videolarını özellikle izlemenizi çok tavsiye ediyorum. Demo çizimler üzerinden ilerlemek ilk projelerinizde faydalı olabilir. Yani tek tek çizmek yerine, birazdan zaten kullanımda da gösteriyor olacağım. Demo çizimleri çalıştırdıktan sonra bunların üzerinde değişiklik yaparak yük veya işte kaynak bilgilerini, verilerini, parametrelerini ayarlayarak, değiştirerek çizimlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Daha hızlı bir netice alacağınızı düşünüyorum. En azından ilk seferinde. Bunun dışında yine bahsettiğimiz gibi çözülmüş örnekleri de kullanım kılavuzu üzerinde incelemenizi tavsiye ediyoruz. Evet, şimdi demo çizimler dediğimizde yazılım üzerinde demo çizimler araç kutusu dediğimiz bölüm, toolbox bölümünde tek bir tıkla ulaşabileceğiniz bir yerde. Bunlardan da bahsediyor olacağım kısaca birazdan. Bu şekilde demo listesini açarak buradaki istediğiniz bir demoyu çalıştırdığınızda ekranınıza hazır yapılmış bir proje geliyor. Ve bunun üzerinden bir takım hem öğrenme amaçlı hem de yeni başlayacağınız bir projeye temel oluşturması anlamında kullanabileceğiniz araçlar. Eğitim videoları keza yine bahsettiğimiz X-Spider web sitesi üzerinde dokümantasyon bölümü içerisinden gördüğünüz gibi birçok sayıda farklı konularla işte gerilim düşümü hesaplaması, işte kağıt boyutunun belirlenmesi, yani projede çalıştığınız çalışma alanınızın boyutunun belirlenmesi, kısa devre hesaplarının çalıştırılması gibi birçok konuda eğitim videoları ayrı ayrı olarak hazırlanmış. Aynı şekilde ARC risk değerlendirmesi konusunda da eğitim videoları bulunmakta. Kullanım kılavuzu dedik. Kullanım kılavuzu içerisinde 3. bölümde işte bahsettiğimiz örnek bir olay çalışması mevcut. Dediğimiz gibi A'dan Z'ye tüm projeyi baştan aşağı adım adım nasıl gerçekleştireceğiniz ile ilgili bir örnek üzerinde anlatım gerçekleştiriliyor. Bu arada kısa bir bilgi vermek istiyorum. Şu an için X-Spider sadece İngilizce olarak mevcut. Yani başka dillerde de mevcut ama Türkçe olarak mevcut değil idi. Şu anda X-Spider arayüzünün Türkçeleştirilmesiyle ilgili çalışmayı yani beta versiyonuna getirmiş durumdayız. Yani beta versiyon olarak aslında bu eğitimin sonunda onu da göstereceğim size. Türkçesi hazırlanmış durumda arayüz olarak, ama kullanım kılavuzu hala şu anda İngilizce olarak mevcut veya işte diğer dokümanlar. Bunlarla ilgili Türkçeleştirme çalışmalarımız da sürüyor olacak. Bu konuda da kısa bir bilgi vermek istedim. Şu an için dediğim gibi kullanım kılavuzu İngilizce olarak mevcut sadece. Evet, şimdi aslında kısaca bu bahsettiğim şeylerden de yazılım üzerinde de göstermek istiyorum. Şu anda işte yazılımı ilk açtığımız zaman ekrana gelen görüntü ve bahsettiğimiz gibi araç kutusu toolbox içerisinde de demo ürün listesini açtıktan sonra işte çalıştıracağınız herhangi bir demoyu ekrana getirip bunun dosya üzerinde çalışmalar gerçekleştirebiliyorsunuz. İşte örnek olarak işte burada bir bina projesiyle ilgili yapılmış olan bir çalışma mevcut. Direkt olarak bunun üzerinde... Barış Bey, sesini alamıyoruz.
Sesim geliyor mu şu anda? Geliyor. Sesim bir problem yok herhalde. Evet. Ben alabilirim. Tamam. Sanırım belki Pınar Hanım'ın hattında bir sorun oldu. Devam edelim o zaman. Bu şekilde çözülmüş örneklerden işte birkaç tane daha hemen çok kısaca bahsedelim. İşte bir mesh network mesela örneği var. İşte çift trafolu, kuplajlı bir sistem basit olarak çizilmiş. Yani bu tarzda bir proje üzerinden de çalışmalarınıza rahatlıkla başlayabilirsiniz. Keza yine bazı bölümlerde özellikle işte mesela kullanım faktörünün ne işe yaradığı ve nasıl belirlendiği ile ilgili tanımlamaları da bilgilendirmeleri de içeren bazı örnekler de var. O yüzden buradaki demoları tek tek incelemenizde fayda olduğunu düşünüyorum. Sadece yani bir proje değil, aynı zamanda bazı bilgilendirmeler de içeriyor. Evet, onun dışında yine tekrar sunumumuza devam ederek ilerleyelim. Biraz önce bahsettiğimiz gibi iki çalışma modumuz var. Full mod ve curve select mod. Temelde bunu ayarladığımız yerde yine yazılım üzerinde option yani seçenekler sekmesi altında, sistemin altında bir operasyon modu, operation mod dediğimiz kısımdan seçim yapılabiliyor. Default olarak full mod olarak açılır yeni kurduğunuzda. Siz bunu isterseniz curve select'e çevirip sadece basitleştirilmiş bir seçicilik değerlendirmesi arayüzüne dönüştürebiliyorsunuz programı. Ama dediğim gibi bunu zaten full modda da yapabilirsiniz. Bahsettiğimiz tripping karakteristik fonksiyonu full mod içerisindeki curve select'le aynı modüle ulaşmanızı sağlıyor zaten. Dolayısıyla bunun üzerinden de çok fazla gitmemize gerek yok. Curve select dediğimiz seçicilik değerlendirmesinde neler yapılabiliyor? İşte gördüğünüz gibi farklı devre kesicilerin açma eğrileri tek bir grafik üzerinde görüntülenerek bunların birbiriyle tam seçici veya kısmi seçici olma durumlarını değerlendirme şansı sunuyor. Burada aynı zamanda yük eğrilerinde, akım eğrilerinde getirerek yüke göre de doğru bir koruma yapmadığınızla ilgili değerlendirmeleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Bunlarla ilgili eğitim videoları da mevcut zaten ilgili linklerde. Dediğim gibi şeyleri özellikle yük tarafındaki parametreleri kendiniz de tanımlayabilirsiniz veya mevcut database üzerinden de seçebilirsiniz. Dolayısıyla hem selektivite hem backup korumayla ilgili bilgileri de ulaşabileceğiniz bazı işte info ikonu üzerinden ulaşabileceğiniz bilgiler de dahil olmak üzere kapsamlı bir bilgilenme sağlayabilirsiniz. Yine bahsettiğim gibi ayrıca özellikle backup koruma ve selektivitede önemli olan kısa devre akımlarının dinamik etkisini görmek anlamında geçiş akım eğrileri, keza yine ısıl etkilerini değerlendirmek anlamında geçiş enerji eğrileri bu araç üzerinden çok rahatlıkla ulaşılabilir durumda. Seçtiğiniz devre kesiciye ait işte let through current ve enerji dediğimiz geçiş akımı ve geçiş enerjisi eğrilerine ulaşabiliyorsunuz. Ve bunları birbirleriyle kıyaslayabiliyorsunuz. Dolayısıyla aslında önemli bir değerlendirme yapma imkanı sağlıyor. Hazır yine demo olarak da curve select demoları mevcut. Birkaç tane demo üzerinden de bu çalışmaları görebilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Evet, full mod bizim aslında odaklanacağımız çalışma modu, yani XSPIDE'ın aslında özü.
Biraz önce açtığım gibi ilk açtığımızda ekrana gelen yazılımı açtığımızda ekrana gelen arayüz ekranda gördüğünüz gibi üst tarafta bir ikon şeridimiz var ki bunlardan da bahsediyor olacağız. Üç tane temel ana menü altında ikon setlerimiz bulunuyor ki bunlar özellikle yine bahsettiğim gibi AutoCAD kullanıcı yani CAD programlarını kullanan kullanıcılar tarafından çok rahatlıkla tanınabilecek ikonlar. Dolayısıyla kullanımı oldukça kolaylaştırıyor diyebiliriz. Keza yine sol tarafta araç kutusu dediğimiz bölüm var. Burada da hem demo projelere ulaşmak için gerekli bölüm hem de hazır çizilmiş bazı setler ve işte mevcut tüm komponentlerin sembollerinin bulunduğu aslında kütüphane, çizim kütüphanemiz araç kutusu. Bundan da kısaca bahsediyor olacağım. Özellik tablosu ise seçtiğimiz komponentlerin özelliklerini ve tüm parametrelerini görüntülendiği bölüm. Bu anlamda hem parametrelerin ayarında hem komponentlerin boyutlandırılmasında kullanılan kısım, bu kısım, özellik tablosu kısmı. Bundan da yine program üzerinde kısaca bahsediyor olacağım. Bu anlamda mesela burada hem siz bazı parametreler giriyorsunuz, mesela kablo uzunluğu gibi ya da kablonun paralel hat sayısı gibi, iletken sayısı gibi bilgileri ve hatta kablonun montaj şekliyle ilgili bilgileri de buradan girmeniz gerekiyor. Çünkü kabloların enstalasyonunda kullanılan yöntem de kısa devre performansını ve hesaplamalarını etkileyen bir durum, parametre. Dolayısıyla bunun da işte kablonun bir kablo tavasından mı geçtiği ya da beton şey üzerinden mi, içinden mi geçtiği, duvar içinden mi geçtiği ya da havai veya yerden geçtiği, bu konular ısıl olarak özellikle farklı parametrelerle değerlendirildiği için bunların seçiminde yapılması önemli. Keza yine devre kesiciler için tüm bilgiler mevcut. Devre kesicilerin yine özellikle işte Eaton devre kesicilerin kendi ayar özelliklerini de buradan görebiliyorsunuz ve bu ayarlamaları yapabiliyorsunuz. Yani termik veya manyetik ayarlarıyla da oynayarak sistemin seçicilik ve işte özellikle koruma, doğru koruma parametrelerinde buradan girmiş oluyorsunuz. En altta da hata listesi bölümümüz var. Bu hata listesinde de yaptığınız hesaplamalarda veya hesaplamaya başlamadan önce yaptığınız bağlantı şemasının, tek hat şemasının lojik olarak kontrolünün esnasında ortaya çıkan hatalar, uyarılar burada listeleniyor ve buna göre aslında projenizde bazı düzeltmeler yapıyorsunuz. Dolayısıyla bu bölümler projenizi sağlıklı bir şekilde tamamlamanızı da faydalı bir şekilde önünüzde duruyor oluyor ve açıkçası zaten orta kısımda çizim alanımız CAD uyumlu bir çizim alanı ve yöntem olarak da CAD sistemlerinde kullanılan yöntem kullanılıyor çizim esnasında. Bu boyutlu, bu panellerin hepsini ayrı ayrı boyutlandırabiliyorsunuz, küçültebiliyorsunuz, yerlerini değiştirebiliyorsunuz ve bu şekilde size kullanım esnasında en ihtiyaç duyduğunuz modülü ön plana çıkarmanızı sağlayan ayarlamaları yapabiliyorsunuz. Evet, demo çizimlerden bahsettik zaten. Burayı geçiyorum. Demo çizimlerde zaten program üzerinde de gösterdim. Çözülmüş örneklerden yine bahsettik. İşte çözülmüş örneğimiz bu basit bir örneği A'dan Z'ye yapılışını gösteren
bilgi kullanım kılavuzumuzda mevcut. Evet, burada gördüğünüz gibi adım adım tüm parametrelerin, komponentlerin parametrelerini tek tek belirleme, bunların çizimini yapma aşamasından başlayarak hesaplamalara kadar tamamlanan adım adım bir işlem. Hesaplama tarafına gelecek olursak, hesaplamalarda kullandığımız ikonumuz bu, calculation ikonu. İki bölümü var aslında bu butonun. Direkt ikon üzerine bastığımız zaman tüm hesaplamaların olduğu pencere açılıyor. Gördüğünüz gibi çok kapsamlı hesaplamalar var aslında yazılım içerisinde. Ama hepsini kullanıyor muyuz? Bu da bir soru işareti. Daha basitleştirilmiş anlamda bir tabloyu açmak içinse sağ taraftaki küçük oka basmanız yeterli oluyor. Burada temel kullanılan hesaplamalar listeleniyor. Yani bunun bir özeti olarak sık kullanılan hesaplamalarla ki bunlar işte ağın bağlantı, lojik olarak bağlantısının değerlendirilmesi, kontrol edilmesi, Operation State Manager dediğimiz işte çalışma işletim senaryolarının yönetimiyle ilgili paneli açan ikon, bölüm, yine gerilim düşümleri, 3 faz ve tek faz kısa devreler, selektivite değerlendirilmesi, comprehensive check dediğimiz kapsamlı bir hesaplama ve kontrol, ki buradaki birçok işlemi tek seferde yapmak için kullandığımız bir bölüm. Ama bunu tabii ki şöyle yapılması öneriliyor. Comprehensive check'e geçmeden önce ayrı ayrı bireysel olarak bu kontrollerin tamamlanmasından sonra tüm değerlerin artık proje üzerinde görüntülenmesi aşamasında ve son bir kontrol yapma anlamında bu hesaplamanın çalıştırılması daha doğru. Çünkü çok fazla bilgi geliyor bu kapsamlı kontrolü çalıştırdığımızda. O bir bilgi karmaşası yaratabiliyor. Dolayısıyla bu hesaplamaların adım adım yapılması en son aşamada bu hesabın yapıldıktan sonra artık raporlamaya geçilmesi daha mantıklı. Yine alt tarafta Cable and Protective Device Dimensioning dediğimiz, yani otomatik boyutlandırma modülünü çalıştıran yine bölüm ve isteğe bağlı olarak da hesaplama sonuçlarını gizleyebileceğiniz komutu çalıştırabiliyorsunuz. Bu özet ve temel hesaplama listesinin bulunduğu kısımda. Evet, şimdi kısaca bir tek tek bu hesaplamalar üzerinden ilerleyelim. Öncelikle şebekenin lojik olarak kontrolü dedik. Bunu çalıştırmak için bahsettiğimiz gibi ilk satıra tıklıyoruz. Burada yapılan yaptığımız bir çizimin, yani bağlantı şemasının değerlendirilmesi. Bununla ilgili uyarılar verilebiliyor. Uyarı hesaplamaya engel bir durum teşkil etmiyor. Sadece bilgi amaçlı veriliyor. Yani bir uyarı düzeltilmesi tavsiye edilen bir durum ama sizin hesaplamanızı değiştirmeyen ya da etkilemeyen bir durum anlamına geliyor. Eğer bu kırmızı çarpı şeklinde ise bu bir hata anlamına geliyor ve bunun düzeltilmesi gerekiyor. Bu düzeltmeyi yaptıktan sonra da tek at şeması üzerinde artık problemsiz olduğu mesajını aldıktan sonra sonraki adımlara geçebiliyoruz. Sonraki adımda çalışma senaryosu simülasyonu paneline nasıl ulaşırız ondan bahsedelim. Bu mesela işte bir örnekte, bir proje örneğinde şuradaki alana zoom yaptığımızda gördüğünüz gibi devre kesicilerin on-off durumları proje üzerinde zaten görüntüleniyor. Bunları siz bir devre kesicinin üzerine geldikten sonra işte biraz önce bahsettiğim özellik tablosu kısmında, yani parametre ayarını yaptığımız tablodan on-off seçeneğiyle devre kesicinin pozisyonunu değiştirebiliyorsunuz. Ama bunu yapmanın daha kolay bir yolu var. O da yine
Operation State Manager fonksiyonu çalıştırıldığında karşımıza çıkan panel üzerinde siz her bir satıra bir senaryo tanımlayabiliyorsunuz. Ve burada istediğiniz sayıda senaryoyu oluşturduktan sonra bu senaryolardan birini çok rahatlıkla seçtikten sonra bu panel üzerinde hesaplamanızı tek bir tuşla yapabiliyorsunuz. Yani tek tek devre kesicilerin pozisyonunu değiştirmek yerine burada oluşturduğunuz senaryolara göre bu hesaplamaları tekrarlayabiliyorsunuz. Yine gerilim düşümü hesabı kısmına gelelim. Burada da proje üzerinde gerilim düşümü hesabını çalıştırdıktan sonra yine proje üzerinde bir takım datalar, veriler karşımıza çıkıyor gerilim düşümü ile ilgili. Bu bilgiler nelerdir? İşte özellikle her komponent için düğüm gerilimi dediğimiz, yani o komponent üzerindeki bulunan gerilim değeri veriliyor. Bu tüm proje için geçerli her noktada. Bu sadece bir alana büyütülmüş bir alan sadece. Düğüm gerilim düşümü değeri, yani örnekte mesela %8.54'lük bir gerilim düşümü olduğu bilgisi ve yine düğümdeki akım değeri bu hesaplama sonucunda tüm komponentler için, yükler için, kablolar için değerlendiriliyor ve görüntüleniyor. Kısa devre hesapları temel hesaplamalar arasında iki tip kısa devre hesabı var. Aslında daha fazla sayıda kısa devre hesabı opsiyonu var yazılım içerisinde ama en çok kullandığımız 3 faz kısa devre ve tek faz kısa devre hesaplaması. Bunlar arasındaki farktan bahsetmek lazım. 3 faz kısa devre hesabını çalıştırdığımız zaman bir proje üzerinde işte mesela örnek olarak görüntülediğimiz şuradaki dağıtım barası üzerindeki oluşabilecek maksimum kısa devre değeri hesaplanıyor. Yani 3 faz kısa devre bunu nasıl yorumlamak gerektiğini den bahsedecek olursak 3 faz kısa devre bir sistemde oluşabilecek en kötü durumdur kısa devre akımı açısından. Yani oluşabilecek en yüksek kısa devre akımını simetrik 3 faz kısa devre ortaya çıkarır. Dolayısıyla bu bizim devre kesicilerimizin kesme kapasitesini belirlediğimiz değerdir. Ve bu anlamda her bir işte bara üzerinde 3 faz kısa devrenin 2 değeri olduğunu görüyoruz. Bu değerlerin ne anlama geldiğine bakacak olursak, şu sağ tarafta gördüğünüz karakteristik aslında 3 faz kısa devre anında oluşan dalga formu, kısa devre akımının dalga formu. İlk bir pik ile başlıyor ve buradaki pik değer tepe noktası kısa devrenin. Daha sonrasında ise kısa devre akımı biraz sönümlenerek belli bir seviyeye oturuyor, kararlılığa oturuyor. İşte buradaki ikinci dalganın tepe değeri bizim IK3P diye adlandırdığımız ve kısa devre kesicilerin kısa devre kesme kapasitesini belirleyecek olan ve devre kesici üzerinde fiziksel bir zorlamayı oluşturan akım seviyesi. Dolayısıyla bir devre kesici fiziksel olarak yani dinamik olarak kısa devreye nasıl dayanır hesaplarken kullandığımız, temel aldığımız akım budur. Standartta göre de budur zaten. Dolayısıyla devre kesiciler buna göre boyutlandırılır. Ve aynı şekilde tabii seçim yaparken de buna göre seçilmesi gerekir. Burada sadece iki farklı seçenek var. Bu değerlendirme IC-U değerine göre mi yapılacak? IC-S değerine göre mi yapılacak? Bunu siz belirleyebiliyorsunuz. Yani kısa devre değerlendirilmesi devre kesicinin hangi kısa devre kapasitesine göre yapılmalıyı siz belirleyebiliyorsunuz.
Bunu işte yazılımın opsiyonlar, seçenekler bölümünde default ayar olarak da belirleyebilirsiniz. Ya da proje bazında da bunu seçebilirsiniz. Default olarak biz yazılımda IECS değerlendirilir. IECU ile IECS arasındaki farktan da kısaca bahsetmek isterim. IECU dediğimiz Ultimate Short Circuit Capacity diye geçer. Ki bu devre kesicinin tek bir sefer kısa devreye dayanma kapasitesini gösterir. Yani standarda göre devre kesici kısa devre durumunda açma yapar. Sonra belli bir T zamanından sonra devre kesici tekrar o kısa devreye kapatılır ve tekrar açar. Bu çevrime dayanırsa devre kesici, yani bu çevrime dayandığı maksimum seviye o devre kesicinin ECU kapasitesini belirler. Yani Ultimate Short Circuit kapasitesini belirler. Biz buna aslında en yüksek kısa devre kesme kapasitesi de diyebiliriz. IECS ise Service Short Circuit kapasite olarak geçer. Yani işte işletme kısa devre kesme kapasitesi olarak da çevirebiliriz bunu. Buradaki çevrim bir döngü daha fazladır IECU çevrimine göre. Yani şöyledir. Kısa devre durumunda açma yapar devre kesici. T zaman sonra kapatılır. Tekrar açma yapar. Ki bu IECU'nun çevrimidir. Bunun üzerine T, aynı T zamanı sonra tekrar kapatılır. Yani üçüncü de bir defa tekrar kapatılır. Kısa devreye şalter ve tekrar açma yapacak şekildeki çevrime dayandığı maksimum akım seviyesidir. Birçok devre kesicide IECU, IECS'ye eşit olarak verilir zaten. Ama olmayanlar da olabilir. Dolayısıyla siz bu değerlendirmeyi, yani kısa devre değerlendirmesini devre kesicinin IECS kapasitesini mi, IECU kapasitesini mi alacağınıza göre belirleyebiliyorsunuz. Bu işte iletkenler açısından da ECW değeri boyutlandırılabiliyor. Bu da işte belli bir süre boyunca o iletkenin dayanabileceği maksimum akım seviyesiyle iletkenlerin boyutlandırılması da yapılmış oluyor. Bir de yine devre kesiciler için kapama, yani kısa devreye kapama kapasitesi anlamına gelen bir pik akım değeri de hesaplanıyor yazılım tarafından. İsteğe bağlı olarak bunu görüntülemeyebilirsiniz, bunu kaldırabilirsiniz ama bazı durumlarda kullanılması ve istenen bir değer olduğu için standart olarak, yani varsayılan olarak yazılımda bu hesaplamada gösteriliyor. Ama burada doğru değerlendirme yapmak lazım. Bu değer devre kesicinin dinamik olarak etkilendiği bir değer değildir. Yani kısa devre kapasitesini belirleyen bir değer değildir. Çünkü anlık bir değerdir. Yani kısa devre dayanımı uzun süreli olan akım, yani kararlılığa oturmuş olan akım belirler. Dolayısıyla bu akım sadece kısa devre olduğu anda açık olan bir devre kesiciyi aynı anda kapattığınız varsayımıyla o kapama anındaki kontak anlık kontak dayanımını belirlemesi açısından kullanılabilir. Bu arada her devre kesicinin ECM dediğimiz making short circuit capacity seviyesi de vardır. İşte o değerle alakalıdır bu pik akım değeri. Birçok projede aslında değerlendirilmiyor bile ama bu bilgi amaçlı bu değerde verilmekte. Tekrar ediyorum, bizim için önemli olan değer IK3P olarak gösterilen, yine kırmızı olarak gösterilen değerdir. Buna göre de devre kesicimizin uygun olup olmadığı belirlenir. İşte örnek mesela kullanılan BZM-B3 tipi devre kesici 25 kiloamper lik IECS seviyesine sahip olduğu için ve bu değer IK3P değeri olan 30 kiloamperden düşük olduğu için not suitable, yani uygun olmadığına dair bir hata bilgisi veriliyor. Bu artık hatadır. Bunun düzeltilmesi ve devre kesicinin ona göre seçiminin yapılması, daha üst seviyede bir IECS seviyesine sahip devre kesici kullanılması
gerekmektedir. Yine önemli bir kısa devre hesabı, tek faz kısa devre hesabı. Bu anlamda da yapılan hesaplama devre kesiciler için açma süresini belirlemede kullanılır. Yani burada gördüğünüz gibi IK 1P yani bir yani faz toprak kısa devresi anlamında sadece bir fazın karıştığı bir kısa devre olması anlamında üretilen kısa devre seviyesi bir sistem için oluşabilecek en küçük kısa devre yani minimum kısa devre seviyesidir. Bunu da dediğim gibi özellikle devre kesicilerin açma zamanı açısından değerlendirmeye almak önemlidir. Ki bu da yine IK1P değeri dikkate alınarak yapılabilir. Bunun bir de pik değeri de verilir ama pik değeri dediğim gibi çok önemli değil. Devre kesicinin açmasını sağlayan değer çünkü IK1P değeridir. Devre kesicilerin açma süreleri de yine bu hesaplama çalıştırıldıktan sonra proje üzerinde gösterilir. Bunun uygunluğu da değerlendirilebilir. Genelde bu uygunluk uyarı anlamında verilir. Çünkü işte bizim bildiğiniz gibi yine ISO standartına göre de yani enstalasyon standartına göre de özellikle belli priz gruplarında belli bir seviyede açma süresi istenir, minimum seviyede. Bunun sağlanmasının kontrolü anlamında hesaplama önemli bir hesaplamadır. Evet, yine tasarımın değerlendirilmesi tarafında selektivite değerlendirilmesi yapılır. Bundan bahsetmiştim zaten. Seçilen proje üzerinde seçilen devre kesiciler veya tüm devre kesiciler tek bir grafik üzerinde görüntülenerek, tabii tümü yapıldığında bir karmaşa olabilir. Önemli olan bir kısa devre hattı yani kaynakla bir kısa devre hattı arasındaki devre kesiciler seçilerek bu değerlendirmesinin yapılması doğru olur. Ama bunu sadece şu anlamda kullanıyoruz. Eğer bir uygunsuzluk varsa bunlar görüntülenebilir ve hangi noktada kesişme varsa eğriler arasında buna göre devre kesicilerin parametre ayarı, şu özellik tablosundan parametre ayarları yapılarak işte zaman gecikmeleri verilerek doğru bir noktaya getirilebilir. Ama bunun dışında zaten bunu yapmaya, bunu görüntülemeye gerek yok. Bu şeyi çalıştırdığımızda sistem bize proje üzerinde zaten selektivite durumunu gösteriyor. Gördüğünüz gibi işte full selektivite dediğimiz tam selektivite sağlanmış olduğu bilgisi veya şurada gördüğünüz gibi sadece 3 kilo amper seviyesine kadar kısa devrelerde selektivite sağlanmış gibi yani kısmi selektivite durumları proje üzerinde görüntülenebiliyor bu hesaplama yapıldıktan sonra. Yine rapor şeklinde de selektivite raporunda bu detaylar tek tek veriliyor. Hangi devre kesiciler tam selektif, hangilerinde selektivite yok, hangilerinde kısmi selektivite var. Yani mesela örnek selektivite for IK küçüktür 3 kiloamper dediği 3 kiloamperden daha küçük seviyede kısa devrelerde selektivite sağlanıyor. Eğer kısa devre değeri bunun üzerinde ise selektivite yok anlamına geliyor. Evet, kapsamlı şebeke kontrolünden de bahsetmiştim zaten. Bütün bu hesaplamaların tek bir butona basarak yapılmasını sağlıyor ve tüm bilgiler proje üzerinde görüntüleniyor. Bu dediğim gibi biraz karmaşaya yol açabilir ama son aşamasında yani bütün doğrulamaların yapıldığı bir projede bunun yapıldıktan sonra çıktısının alınması durumunda tüm verilerin, hesaplamaların proje üzerinde gösterildiği bir sayfamız oluşturulmuş olur, proje sayfamız. Dolayısıyla bu aşamada kullanılması öneriliyor. Şimdi boyutlandırma tarafına geçecek olursak çok kısaca yine ondan bahsedelim. Normalde kontrol modunda zaten biz boyutlandırmayı kendimiz yapabiliyoruz. Yani kendi işte daha önceki
proje deneyimlerimize göre veya kendi yaptığımız hesaplamalara göre yaptığımız boyutlandırmayı projeye aktarabiliriz. Bunu zaten yaptığımız çizim sonrasında parametre ayarlarıyla ve ürün seçerek boyutlandırabiliriz. Bunun dışında bir de otomatik boyutlandırma var dedik seçenek olarak. Bunu yaptığımızda da seçtiğimiz kaynak gücüne ve yüklere bağlı olarak dediğimiz gibi tüm komponentler, kablolar, basbarlar veya devre kesiciler boyutlandırılır. Bu otomatik olarak yapılır ve yine kısa IEC standartlarının uygunluğu doğrultusunda yapılır bu hesaplar. Ama dediğim gibi bazı kabuller ve bazı çarpan faktörleri değerlendirmeye almamız gerekebilir ve buna göre de bazen otomatik boyutlandırma sonucunda oluşan boyutlandırma optimum olmayabilir. Yani aşırı boyutlandırmayla karşılaşılabilir. Dikkate alınan parametreler doğru ayarlanmazsa. Dolayısıyla karmaşık projelerde çok önerdiğimiz bir özellik, fonksiyon değil bu. Bununla ilgili yine eğitim şeylerinde inceleyebilirsiniz. Son olarak da ARC parlaması risk değerlendirmesinden bahsedelim kısaca. Burada da işte pano içerisinde oluşan bir iç ARC durumunda panonun güvenli yaklaşma mesafesi veya yine operatörlerin kullanması gereken koruyucu, kişisel koruyucu ekipmanlar, kıyafetler konusunda bir güvenlik kategorisi değerlendirmesi yapan bir sonuç veriyor yazılım bize. Bu kısa devre gücü nereden hesaplanıyor? Daha doğrusu ARC enerjisi nereden hesaplanıyor? Aslında bu değer zaten bizim tasarladığımız projede var. Yani her baranın kısa devre gücüne bağlı olarak oluşabilecek maksimum ARC enerjisi hesaplanıyor. Ki bu da yine ilgili standartlara göre yapılıyor bu hesaplama. Bu hesaplama sonucunda da ortaya çıkan enerjiye göre de güvenli yaklaşma mesafesi ve operatörler için güvenliği sağlayacak olan kişisel koruyucu ekipmanların belirlenmesi mümkün oluyor. Burada yine aynı zamanda yazılım içerisinde Eaton'un bazı ARC korumayla ilgili sağladığı önleyici ve koruyucu tedbirler, işte ARMS, ARCON gibi, yine önleyici tedbirler, diagnoz sistemi gibi sistemler kullanıldığında bu hesaplamanın, bu risk değerlendirmesinin nasıl şekil değiştirdiği de çok rahatlıkla görülebiliyor. Yani ARCON dediğimiz işte iç ARC durumunda ARC enerjisini çok işte milisaniyeler mertebesinde söndüren bir sistemimiz olan ARCON kullanıldığı takdirde buradaki iyileşme nasıl gerçekleşiyor bunu da görebiliyoruz. Keza yine ARMS fonksiyonu devre kesicilere eklendiği takdirde iç ARC durumunda daha hızlı bir açma sağladığı için bu fonksiyon bu anlamda nasıl bir iyileşme sağlandığı güvenlik kategorilerinde bu değerlendirmeler yapılabiliyor. Dediğimiz gibi bu X-Spider'ın benzersiz bir özelliği. Piyasada bulunan benzer, yani ücretsiz olarak sunulan ve hatta ücretli sunulanlar da birçoğunda olmayan bir özellik. Bu ARC parlaması risk değerlendirmesi modülü önemli bir artısı diyebiliriz. Evet, işte dediğimiz gibi burada görüntü gibi eğer ARMS ve ARCON'u kullandığımız takdirde seviyenin, güvenlik seviyesinin hangi kategoriye geldiği ve buna göre de hangi tipte kişisel koruma ekipmanlarının kullanılmasının yeterli olacağı, bir panoya yaklaşmak için yeterli olacağı ilgili bilgileri, raporları sağlayarak bunu son kullanıcıya verdiğimiz takdirde bence çok projeyi ayrı bir noktaya getiren bir bilgi olmuş olur diye düşünüyorum ve özellikle son kullanıcılar tarafından oldukça dikkate alınacak ve de
memnun edici bir bilgi olarak sunulabilir. Evet, özet olarak X-Spider'ı ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz. Web sitesi üzerinde, yine web sitesi üzerinde kullanım kılavuzları ve kullanım videolarını izleyebiliyorsunuz ve bu şekilde herhangi bir sorunuz olduğunuzda da xspidereaton.com adresine mail atarak destek alabilirsiniz veya bizlere ulaşarak da destek alabilirsiniz. Sunumun sonuna geldim. Ben çok kısaca bir yazılım üzerinden de bir 10 dakika bir bu bahsettiğimiz şeylerden örnekler vermek istiyorum. Demoları açmayı göstermiştik. İşte menülerimiz file menüsünde göreceğiniz üzere dosya ile ilgili komutları içeren ikonlar var. Dosya açma, kaydetme, işte export etme, yani dışa aktarma, çıktı alma, print preview, yine page setup'la sayfa boyutumuzu istediğimiz gibi milimetre boyutunda veya A3, A1 boyutunda istediğimiz gibi seçerek boyutlandırabiliyoruz. Information kısmında projeyle ilgili bilgileri ve bazı parametrelerimizi belirleyebiliyoruz. Mesela işte maksimum tripping time dediğimiz maksimum açma süresini biz belirleyebiliyoruz. Bunu proje içerisinde komponent bazında da yapabiliriz. Yani yük bazında da yapabiliriz. Ya da varsayılan ayar olarak da buradan gerçekleştirebiliriz. Yine hesaplamayla ilgili bazı opsiyonlar buradan ayarlanabilir, bilgiler alınabilir. Opsiyonlar kısmında, yani seçenekler kısmında keza yine default ayarlarınızı, sayfa boyutlandırması, network sisteminiz, voltajınız, frekansınız gibi değerleri default olarak belirleyebilirsiniz. Ama bunu dediğim gibi proje bazında da siz kendiniz boyutlandırabilirsiniz. Keza yine hesaplamalarda dikkate alınması gereken unsurları burada belirleyebilirsiniz. Özellikle auto dimensioning dediğimiz otomatik boyutlandırma modülünde işte bahsettiğimiz seçim parametrelerini buradan seçerek otomatik boyutlandırmanın buna göre yapılmasını sağlayabilirsiniz. Burada işte örnek veriyorum, bir devre kesici seçiminde hangi ürünlerin öncelikli olarak seçilmesi gerektiğinden tutup İşte kesme kapasitelerinin hangi seviyeden başlatılacağı, hangi serilerden seçileceği gibi birçok konunun veya işte iletkenler için maksimum kaç paralel iletken kullanılması ile ilgili sınırlandırmalar, kesit olarak maksimum alınması gereken kablo kesidi gibi dataları burada girerek otomatik çalıştırmayı doğru bir şekilde, yani daha doğru bir şekilde yapmayı sağlayabiliyorsunuz. Yine software update'ler otomatik olarak gerçekleşir. Yani her internete bağlı olduğunuz bir zamanda X-Spider'ı çalıştırmanız yıl içi şeyler için, otomatik update'ler için yeterli. Ama ayrıca buradan da update yapabilirsiniz. Bunun dışında önemli bir özelliği de X-Spider'ın şu. X-Spider her sene Temmuz ayında sıfırlanıyor, yenileniyor. Yani yeni bir versiyona geçiş yapılıyor ve bu versiyonu tekrar kurulumunu yapmanız gerekiyor. Exe file'ını tekrar indirerek kurulum yapmanız gerektiriyor. Bunun amacı şu: hem ana versiyon olarak en yeni versiyonu kullandığınızdan emin olmak, hem de kullanıcı olarak sürekliliğinizi ve sizin kişisel bilgilerinizi kendi database'inizde tutmak amacıyla bu işlemi her sene yenilemeniz gerekiyor 1 Ağustos itibariyle. Dolayısıyla size gelen lisanslarda zaten gördüğünüz gibi lisans şeyinde değerinde en son tarih, geçerlik tarihi
31 Temmuz 2021 olarak verilmiştir. Bu herkes için geçerli, benim için de geçerli. Yani 1 Ağustos itibariyle benim tekrar X-Spider exe file'ını indirerek kurulumu tekrarlamam gerekiyor. Evet, onun dışında home tarafında zaten çizimle ilgili ikonlarımız var. Bunları bildiğiniz umuyorum. Yine hesaplama, bahsettiğimiz hesaplama ikonu ve yine tripping karakteristik dediğimiz fonksiyonu çalıştıran, açtırma eğri değerlendirmesi fonksiyonu çalıştıran bölüm. Ki burada mesela database'den seçmiş olduğunuz bir devre kesicinin işte şeyini burada selektif tipte bir devre kesici seçmek istiyorum. Şu şekilde burada gördüğünüz gibi devre kesicinin modelinden sonra montaj şekline çekmeceli veya işte sabit montajlı tip, 3 kutup, 4 kutup gibi seçenekleri de seçerek son olarak listelediğiniz bir devre kesiciyi ekrana getirebiliyorsunuz. Daha sonra bu eğri üzerinde yapacağınız işte parametre ayarlarıyla oynayabilirsiniz. Mesela işte açma süresini değiştirerek eğrimin değişmesini sağlayabiliyorum gördüğünüz gibi. Bu işte ayarları yaparak devre kesicilerin parametre ayarlarını optimum şekilde seçicilik gereksinimleri doğrultusunda belirleyerek doğru bir şeye, konuma oturtabilirsiniz ve bu şekilde devre kesicinin tam seçici olarak ve yüke en uygun şekilde koruma karakterisine sahip olarak parametre ayarlarını da yapmış oluyorsunuz zaten. Zaten aldığınız raporlamalarda artık tüm devre kesicilerin tek tek parametre ayarları da raporlandığı için proje devre kesici parametre ayarına kadar her şeyiyle tamamlanmış oluyor. Dolayısıyla bir imalat aşamasına geçildiğinde tüm datalar proje aşamasında teslim edilmiş oluyor. Evet, onun dışında yine database kısmında gördüğünüz gibi işte busbarlar, kablolar veya işte diğer ürünler seçilebiliyor. Burada busbar örneğinde işte bir takım farklı sandviç tip veya hava izoleli tipte busbarlar bakır veya alüminyum iletkenli olarak ayrı ayrı seçilebiliyor. Bunun dışında buraya defined by user dediğimiz yani kullanıcı tarafından tanımlanabilecek şeyler de açabiliyorsunuz. Kalemler de açabiliyorsunuz. Bunun için yapmanız gereken sadece istenen busbar parametrelerini yani gerilim değerleri ve özellikle impedans değerleri ve akım taşıma kapasiteleri ile ilgili parametreler girildiği takdirde buraya yeni bir şeyi, devre kesiciyi tanımlayabilirsiniz. Ve bu şekilde istediğiniz seviyede bir ürünü siz kendiniz de oluşturmuş olabilirsiniz. Ve bu şekilde de tanımladığınız ürünlerle hesaplamalarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Bu tüm ürünler için geçerli. Yani trafolarda, jeneratörlerde, yani Eaton ürünü olmayan tüm ürünlerde bunu yapmak mümkün. Bu arada şundan da bahsetmek lazım. Biliyorsunuz Ulusoy'un trafoları mevcut. Şu an için şeyde tanımlı değil, database'de tanımlı değil. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Ulusoy'un trafoları da yakın zamanda database'e ekleniyor olacak. Ama trafo biraz daha geniş kapsamlı bir kullanım olduğu için şu anda yine başka trafolarında seçilmesi mümkün durumda. Bu dediğim gibi kablolar ve diğer komponentler için de geçerli. Evet, özetle bu şekilde tamamlamış olalım. Çok şu anda zaten 15 dakika süremizi de geçmiş durumdayız.
Sorularınız varsa ben sorularınız üzerinden ilerlemek isterim. Ben chat alanımı da açıyor olacağım. Evet, birçok soru var galiba. UPS eklenebiliyor mu